Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Üslubunu beğenmedim. Bir kusurum mu oldu? Benimle tanışabilmek için bir hayat kadını aracı yaptın. Allah, adamlarınız başka çare bırakmadı. Yani etrafınızda kuş bile uçurmuyorlar. İşleri o. Bu ne? Bu hafta kazandığımız soygun hasılatının size ait olan yarısı. Ben bu parayı garsonlara bahşiş diye bırakıyorum. O zaman bir dahaki sefere sizin garsonları sormak lazım. Şimdilik çapımız bu kadar. Ben %60 alırım. %60. Tamam. Ama bana saha lazım. Siz o kocamış Sadullah'la çalışıyorsunuz. Benimle çalışın. Ben daha gencim, daha hatam. Ama size sadakat göstermezsem başıma gelecekleri bilecek olgunluktayım. Nihat Bey, ben sizin gençliğinizim. Benimle çalışın. Yemek yedin mi? Hayır. Otur. Deniz! Masaya bir tabak daha koyun. Yiğit Bey için. Şimdilik ne iş yapıyorsanız yaptığınız işe devam edin. Sana yeni saha açma meselesini zaman içinde tekrar değerlendiririz. İnşallah seni aramıza aldığımıza pişman olmayız. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Oğlum. Yiğit Bey'e kapıya kadar eşlik edin. Yiğit, aileye hoş geldin. Gelsin çocuklar. Ne işi var lan bu herifin burada? Abi niye tabiye yemek yeme geldiler? Ne oldu? Ne oldu, anlatsana. Artık başka ligdeyiz abicim. Nasıl yani? Her şey çok farklı olacak. Nihat Bey kabul etti mi yani bizi? Lan aileye hoş geldin dedi. Yapma ya. Ya. Bak siz hemen Ender'le yeni bir yer bakın bu araba iş için, tamam mı? Tamam tamam. Aa, gördün değil mi o Sadullah'ın suratını? Şu o eşek. Nihat Bey, sormamda mahsur yoksa o Yiğit'in burada ne işi vardı? Çocuk artık bana çalışıyor. Ama bu nasıl olur? Genç, atak, saygılı. Halini ahvalini de beğendim. Burnunu öyle onu ilgilendirmeyen konulara da sokmuyor. Biz işimize bakalım. Darphane'ye yeni parti siparişleri verdin mi? Veremedik Nihat Bey. Az bir şeyin nakit eksiğimiz var. Ama alacaklarımızı topladıktan sonra büyük bir parti sipariş vereceğim. Şimdilik bir sıkıntı yok. Yaz geçti, düğün dernek kalmadı. Satışlar da yavaşladı haliyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.